Ege. Ege. Ne bu mahallenin en büyük sorunu özellikle tren geçidi sorunudur. Çünkü günde binlerce öğrencimiz şu bu yolu kullanıyorlar. Yaşlılar, hamile bayanlar bu yolu kullanmak zorunda kalıyorlar. Alt geçit, üst geçit, geçit olmadığı için yani bir bayanın düşmesi, çocuğunu kaybetmesi durumuna gelir. Bunun da sorumlusu herhalde kim olduğu bellidir yani. Yani çok tehlikeli bir durum arz etmektedir. Defalarca araçı bile durdurup protesto etmemize rağmen belediye başkanı bu herhangi bir şey göstermedi bize. En son belediye başkanı Çamlıtepe mahallesindeki mahalle toplantısına da ben kendisine birebir ilettim. İşte tren geçidi hakkındaki şikayetimizi bildirdik mahallece. 2-3 yıldan beridir yine oralı olmadılar. Sorun giderek büyüyor yani. Yol müsait tren geçidinin altında kesinlikle araç geçidi. Üstünde de yay geçidinin olması lazım. Paralel, dibinden araç, üstünden yaya geçidi olması lazım. Kesinlikle bu tek yapılmasını istiyoruz. Ben şu anda normalde Çamlıtepe'de kalıyorum. Ben de bu okulda kantincilik yapıyorum mesela. Bak benim kapının önünde araba var, ben arabayla gelemiyorum. Niye gelemiyorum? Eğer arabayla okula gelirsem ta Buket'in yanına gitmem gerekiyor. Oradan aşağı doğru mesela gelmem gerekiyor. Yani en az 4-5 kat yolumu alıyor mesela. Daha önce mesela ben buradan mesela geldiğim zaman arabayla direkt mesela okuma gidiyordum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyordum. Artı ikincisi benim şu anda 3 tane çocuğum liseye gidiyor mesela. Hiçbirini de servise gönderemiyorum yani. Niye? Servise almıyorlar şimdi. Diyor ki ters düşüyor bize. Daha önce burada yol olduğu için mesela hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk mesela. Yani artı bütün arkadaşlar mesela. Bu tarafta oturan kişiler arabalarını arkaya bırakıp yarın eve gidiyorlar yani. Yani bizim sıkıntımız bayağı büyüktür yani. Yani birkaç yere mesela telefon da açtık, muhtarla da konuştuk. Hiç kimse çağırmadı, zaten olmadı yani. Şu anda burada yaklaşık 5-6 tane okul var. O okulları bir sayarsak her okulun yaklaşık en az 7-8 tane öğrencisi var yani. Bunu katlettiğin zaman mesela yani belki 2 bin veya belki 3 bine yakın millet gidip geliyor yani. Şimdi birinci talebimiz mesela yani bu mahalleleri birleştirmek için var. Ya bir üst geçit, ya bir alt geçit, ya da burada mesela resmi olarak bir şey açılması gerekiyor yani mesela. Yani nasıl diğer yerlerde mesela ışıklandırma varsa mesela geçiş gelme serbest ise bu şekilde de burada olması gerekiyor yani. Burası Çamlıtepe mahallesidir. Yakın, en yakın şu anda 7-8 sene ben buradayım. Özellikle bu karşı taraftaki olan mesela 10 tane okul var. Bu öğrenciler yani her gün, yani her 2 gün bir haftada bir kaza burada olmasa yok. Kaza oluyor. Sebebi alt geçit olmadığı için. Özellikle alt geçit buraya çok müsaittir yani. Hem araba geçidi hem insana geçit. Trenin üzerinde gidiyorlar yani. Var. Çok büyük bir tehlike saçıyor yani. Hatta bir iki ay evvel bir çocuğa da bastı tren yani buradan. Ofat etti. Alt, buradan bir araba geçidi var. Bu araba geçidi dahil bu 3-4 aydır kapalıdır. Bu kadar insana arabalarını bu tarafa getiremiyorlar. Yani bunun bir an önce bunun çözümünün yapılmasını gerekiyor yani. Bu mahalle sakinlerindeniz. Şimdi burada öğrencilerimizin okula gidebilmesi için bu demir yolunun üstünde geçmeleri gerekiyor. Oradan geçerken Allah korusun kazalar oluyor yani. Yani istemedikleri şekilde de tabii. Biz kendi yetkililerimizden bu işe bir müdahale etmelerini istiyoruz tabii. Bir de araçlarımızın geçebilmesi için bir demir yolu geçidi olursa çok iyi olur. Ya da mesela bu demir yolun üstüne ya üst geçit ya da alt geçit böyle bir şekilde teknik olarak yapılsa çok memnun olacağız. Ne sorunuz var? Çocuklarımız her gün okula gidip geliyor. Kaç tane çocuk ölümü gerçekleşti burada? Trenlerden oluyor.
Başka yol yok. En yakın yol burası ve çocuklar mecbur buradan geçmekte. İkinci tren çarpması oldu. Kaç tane çocuk ölümü gerçekleşti burada. Özellikle de yağmur, kar yağdığı zaman çok özellikle bu durum gerçekleşiyor. Kazalar oluşuyor. Çocukların kaçının kolu kırıldı, bacağı kırıldı. Bu tür olaylar oluyor işte. Elimiz bir yolun açılması, alt geçit ve üst geçitin olması. Özellikle araç geçimi için de istiyoruz biz. Çünkü ev karşıda duruyor. Epey bir dolanma oluyor.